Evet, bütçeyi görüşüyoruz burada ama esas olan halkın bütçesi. İsterseniz ona bakalım. İlk olarak polislerimizin bütçesiyle başlayalım. Öyle hamaset dolu sözlerle tribüne oynamakla olmaz bu işler. Umrunuzda mı bilmiyorum ama polislerimiz haftada 60 ila 84 saat arasında, deyim yerindeyse, ülkeyi getirdiğiniz kaos ortamında kelle koltukta çalışıyorlar ve onlara 3600 ek göstergeyi bile çok görüyorsunuz. Hakkaniyetle ve sosyal hukuk devletiyle bağdaşmayan bu ayrımcılığa son verin artık. İşsiz yurttaşlarımızın bütçesini düşünüyor musunuz? Cumhuriyet tarihimizin en yüksek işsizlik oranına ulaştık. %11.3. İş bulmaktan ümidini yitirip müracaat etmeyenlerle beraber bu ülkede 8 milyon işsizimiz var. Ve 15-29 yaş arasında genç nüfusta, ne eğitimde ne de çalışma hayatında olanların sayısı 5 milyon 339 bindir. Her gün sahada, gittiğim her yerde, çalan telefonda günde onlarca kişi işsiz olduğunu söylüyor. İş istiyor. Ülkeyi bu hale siz getirdiniz. Onları işsizliğe siz mahkum ettiniz. Vicdanınız rahat mı? Başka bir konu da Anadolu'da çiftçilerimizin geçim kaynaklarından olan şeker pancarı. Pancar üreticilerinin bütçesine bakalım. Mazota zam, gübreye zam, her türlü üretim maliyeti artarken pancar üreticisinin 2 yıl üst üste aynı fiyattan pancarı satması hak mıdır, adalet midir? El insaf. Patates üreticisi zarar etti. Patatesten kar etmeyi beklerken ne yazık ki işçi masrafını karşılamadığı için tarlada mahsulünü bırakmak zorunda kaldı. Sayenizde bu ülkede patates üreticisinin 1 kilo patatesi bakkaldaki sakızdan daha ucuza satıldı. Süt üreticilerinin sorunlarını yaklaşık 1 yıldır bu kürsülerden haykırıyoruz. Ama kulaklarınızı tıkadınız, duymuyorsunuz. 1 kilo, 1 çuval yemin fiyatı 51 liradan 53 liraya yükseldi. Ama sütün fiyatı olduğu yerde kalıyor. Esnaf ve üreticiler zarar ediyor. Sonra ne oluyor? Esnaf dükkanını kapatıyor. Patates pancar üreticisi pancar ekmiyor, patates ekmiyor. Süt üreticisi süt ineğini kesiyor ve sonra şaka gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çıkıyor ortaya ve üstü kapalı vatandaşın yoksullaştığını açıklıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ne diyor? 2002 yılında sosyal yardım ve hizmetlere 1 milyar 376 milyon lira kaynak ayrılmışken 2016 yılında 35 milyar lira kaynak ayırdık diyor. Yani bunun açılımı biz halkı yoksullaştırdık diyor. Yani bunun açılımı biz ülkeyi perişan hale getirdik. İnsanları muhtaç hale getirdik demektir. Herhalde yoksullaştırdığı için, ülkesini yoksullaştırdığı için övünen ilk iktidar olarak tarihe geçeceksiniz. Ülkede uyguladığınız ekonomik politikalar yüzünden artık vatandaş ne borcunu ödeyebiliyor ne de alacağını tahsil edebiliyor.